Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli izleyiciler, vakti şerifleriniz hayır olsun. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, Bursa İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nca hazırlanan Çevrim İçi Aile Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Program konuğumuz Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Sağlam hocamız. Kendisiyle aileden başlayarak topluma doğru adab-ı muaşeret konusunda sohbet edeceğiz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyisiniz hocam inşallah. Hamdolsun. Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Sizler de iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Teşekkür ederim. Allah iyilik sağlık versin. Hocam, adab-ı muaşeret yani dünyayı cennete çevirebilecek bir kavram aslında, uyulsa, evet, uygulansa. Kavramı açıklayarak başlayabilir miyiz hocam? Nedir adab-ı muaşeret? Evet. Öncelikle ben bir teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah. Yani bu Diyanet İşleri Başkanlığımız, dolayısıyla il müftülüklerimiz, taşra teşkilatlarımız, toplum için çok önemli olan aile konusu üzerinde eğilerek, eyvallah, özel bir büro ayırması, evet, ve bu büronun topluma yönelik, milletimize yönelik çok ciddi, önemli faaliyetler içerisinde bulunması takdire şayan bir şey. Evet. Ve nitekim biz de şu an bu çerçevede bir programın halkasındayız. Dolayısıyla nazik davetiniz için size ve dolayısıyla bu kurumu ihdas eden yetkililere ve verimli çalışması için katkıda bulunan bütün müftülerimize, görevli arkadaşlarımıza ben içtenliğe teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Çünkü aile gerçekten çok önemli. Toplumun temeli. Evet. Aile ne kadar sağlam olursa, aile içerisinde kurallar ne kadar yerleşik olursa, biz topluma o kadar hizmette bulunmuş oluruz ve geleceğe, evet, o kadar, hı-hı, ümitle bakmış oluruz. Evet. Öncelikle bu teşekkürümü ben iletmek istiyorum. Eyvallah hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Eyvallah. Tabii şimdi adab-ı muaşeret aslında birlikte yaşama kuralları demek. Evet. Adab, edep kelimesinin çoğulu. Evet. Muaşeret ise işret halinde olmak. Yani beraber vakit geçirmek, bir arada olmak, beraber yaşamak. Dolayısıyla ikisi beraber terkip halinde olunca ne olmuş oluyor? Beraber yaşamanın kuralları. Evet, görgü kuralları diyebilir miyiz hocam? Tabii görgü, evet, kuralları, evet, diye anlatılıyor. Örf, adet, evet, gelenek, yani bunlar bununla müradif olan, eş, evet, anlamlı olarak, evet, kullanılan kelimeler aslında. Ve bu önemli bir husus aslında. Yani bu neye benzer? Bu şuna benzer. Adab-ı muaşeret demek, yolculuğa çıktığınızda varacak yerinizin adresinin elinde olması demektir. Evet. Ve bu yol esnasında hangi kurallara uymanız gerektiğini bilmeniz demektir. Şimdi, evet, bindin arabaya, gidiyorsun buradan Ankara'ya çıkacaksın. Ankara'yı bilmiyorsun farz et ki. Sonra diyelim ki Ankara'nın yolunu gördün ama hangi yolda ne kadar hız yapılır, ne kadar yapılmaz, işte sürücülük, evet, yaparken hangi kurallara dikkat edilmez bilmek neyse aslında topyekun, evet, hayatımızı yaşarken doğumdan ölüme kadar ve hem bizi yaratan Rabbimize karşı adabımız, hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı adabımız, hem kutsal değerlerimize, milli manevi değerlerimize karşı adab içerisinde olmamız, hem de etrafımızda hayatı bizimle beraber paylaşan, başta ailemiz, eşimiz, evet, annemiz, babamız, evlatlarımız olmak üzere, sonra meslek hayatımızda amir, memur, işçi, efendim, evet, işveren, her neyse, veya komşu, veya işte sokakta yürüdüğümüz normal insanlar, vatandaşlar, ortak alanları paylaştığımız insanlar, ortak, efendime söyleyeyim, ulaşım araçlarını paylaştığımız insanlar, evet, bütün bu hem yaratıcıyla hem yaratılmışlar içerisinde insan ve madde ile olan ilişkisi. Aslında bak, mesela madde ile olan ilişkiyi de burada dikkat almak, evet, gerekir. Adab-ı muaşeret denirken. Genellikle biz adab-ı muaşeret dediğimizde sadece hani insanlarla oturup kalkma, yeme, içme, işte aile hayatı, iş hayatı, buradaki kuralları algılarız. Evet. Ya oysa ki yani ben şu koltukta oturuyorsam bu bir nesnedir. Dolayısıyla bu koltuğa karşı da adaplı olmam gerekir. Edepli, evet, olmam gerekir. Yani bunu mesela hor kullandığım zaman
bu adaba riayet etmemişim demektir. Evet, nimete bu şekilde, karşı değil mi? Nimete karşı adabı muaşereti. Tabii yani. Adabı muaşereti gözetmek gerekir. Evet. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum sorunuz çerçevesinde. Adabı muaşeret birlikte yaşama kuralı demektir. Bu birlikte yaşamayı biz sadece insanlar olarak algılamamamız gerekir diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Hem görünmeyen varlıkları bir tevhid ehli insan olarak başta Rabbimiz olmak üzere ve sonra hayatta olmasa bile bize emeği geçmiş olan büyüklerimizle olan saygımız, sevgimiz, onlara karşı efendim şükran duyguları içerisinde olmamız, evet. Bu da çok önemli. Ama bunlarla beraber eşeğe karşı da, diğer canlılara karşı da aynı şekilde kuralına göre hareket etmek gerekir diyoruz. Eyvallah. Bu anlamda bakarsak aslında adab-ı muaşeret hayatı topyekun kucaklayan bir şey olduğu ortaya çıkıyor aslında. Sosyal medyada da aynı şeyler geçerli değil mi hocam? Tabii ki sosyal medyada da geçerli. Yani nesneyle dediğimize göre, diyelim ki elimizde bir telefonumuz var. Biz telefonumuzda bir irtibatımız var, bir ilişkimiz var bu telefonumuzda. Telefon vasıtasıyla diğer insanlarla irtibatımız var, ilişkimiz var. Şimdi özellikle sosyal medya tabii çok çeşitli. Bu ayrı bir bahis aslında bu sosyal medya. Onu söyleyeyim. Yani bu konularla ilgili yüksek lisans doktora tezleri yaptırıyoruz şu anda. Yani sosyal medyanın insan davranışları üzerine etkisi, onlarca yapılmış araştırmalar da var. Hala şu an yaptırdığımız doktora çalışmaları var. Yüksek lisans çalışmaları var bunlarla ilgili. Biz bunu kısaca halka indirgeyecek olursak, yani pratik hayatımıza daha doğrusu indirgeyecek olursak, bir iki cümle hani söylememiz gerekirse mevzuyu açtığınız için, yani nasıl ki gerçek hayatta dikkat etmemiz gereken kurallar varsa, bu sanal alemdeki uğraş içerisinde de o kurallara dikkat etmemiz gerekir. Yani söz gelimi istiyor mu, istemiyor mu, seviyor mu, sevmiyor mu, habire her gün işte efendim selam göndermek, kelam göndermek ya işte cuma mesajları göndermek vesaire. Ya normalde bakarsan kardeşim daha ne istiyorsun? Senin cumanı tebrik ediyor yani insan. Yani değil mi? Sana duada bulunuyor hani. Ama şöyle düşünün. Yani herkes 10 kişiyle, 100 kişiyle, 1000 kişiyle irtibatlı halinde olmayabilir. Öyle insanlar var ki binlerce insanla etkileşim halinde. Şimdi mesela 10.000 takipçisi olan bir insanın her biri cuma sabahı kalktığında cumanız mübarek olsun diye bir mesaj göndereceğini düşünün. Her şey kilitlenir yani. Evet, dolayısıyla bu konularda da acaba karşıdaki bundan memnun mu değil mi diye buna dikkat etmek gerekir. Ama şöyle mesela sosyal medyada bizim kendi sayfamız var farz edin ki. Orada da mutlaka paylaşım yaparken dikkat edecek hususlar var ama kendi görüşlerini, fikirlerini, efendim düşüncelerini orada anlatabilirsin, konuşabilirsin. İsteyen çünkü seni takip edecek, isteyen alacak, okuyacak, isteyen okumayacak. Ama mesela bunları alıp isteyen ve istemeyen bütün toplu gruplara vesaire gönderdiğinizde o zaman karşı tarafı taciz etme noktasına gelebilir bu. Evet. Rahatsız etme noktasına gelebilir. Onun için sosyal medyada buna benzer şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ya öte yandan işte bazen böyle işte diyelim ki sofralar paylaşılıyor, yemeler, içmeler, efendime söyleyeyim. Özel fotoğraflar. Evet, özel fotoğraflar paylaşılıyor. Yani şöyle düşünün, şimdi siz bir öğün oturup gerçek hayatta yemek yerken, ey insanlar dikkat edin, şimdi ben oturup öğle yemeği yiyeceğim, bakın öğle yemeği menümde ne var diye der misin yani? Evet. Demez. Dolayısıyla yani sosyal medyada da bunun bir anlamı yok. Ama diyelim ki işte sosyal bir faaliyet olmuştur, kültürel bir faaliyet olmuştur. Bunun duyurulması, paylaşılması, hani takip etmek isteyen insanlar için buna benzer şeyler. Tabii ki olabilecek şeyler. Yani kısaca şunu söyleyebilirim ben, sosyal medya dediğiniz için. Gerçek hayatta dikkat etmemiz gereken adab-ı muaşeret neyse, sosyal medyadaki de aynı. Yani sosyal medya boş bir alan değil bu anlamda. Evet. Kuralsız bir alan değil diye söyleyebilirim. Eyvallah yani. Sayın Hocam. Adab-ı muaşeretin hocam kaynağı nedir? Evet. Şimdi giriş cümlelerinde şöyle bir cümle kurduk. Dikkat ederseniz Ramazan hocam. Dedi ki adab-ı muaşeret birlikte yaşama kuralları. Evet. Şimdi birlikte yaşama kuralı dediğinizde bir Müslüman olarak kaynak
olarak bizim aklımıza ilk ne gelir? Kur'an-ı Kerim gelir. Ve gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bununla ilgili çok ayet var. Evet. Bize yani birlikte yaşama kuralını öğretecek. Veya şöyle söyleyeyim, bu birlikte yaşamayı biraz açarak bu kaynak sorusunu detaylandırmaya çalışayım. Şimdi bir insanın Allah'a karşı bir kulluk görevi var. Değil mi? Bir Müslümanın. İnanan insanı dikkate alarak konuşalım burada. Bu kulluk görevine baktığımızda biz aslında şunu görüyoruz. Yani mükemmel bir kul olabilmek için insanın Allah'a karşı ve Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlı ve cansız varlıklara karşı nasıl davranacağını Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Dolayısıyla bu ayetler çok yekün teşkil ediyor. Ve bu ayetlerin toplamı aslında adab-ı muaşeretin Kur'an'daki kaynakları anlamına geliyor. Yani şöyle ben biraz baktım bu anlamda hani nedir diye ama sayı gerçekten çok fazla Kur'an-ı Kerim'de. Ama özellikle mesela dikkat çeken bir iki ayet-i kerime var. Ben bunları paylaşayım sizinle ve dinleyicilerimize. Mesela Bakara suresi 260-63, Nisa suresi 19-117, İsra suresi 23-26-28, 36-37. Ayet-i kerimeler. Bunlar uzun tabii, bu programa sığmaz yani bunların hepsinin üzerinde durmak. Ayrıca mesela Lokman suresi ve Hucurat suresinde ayet grupları var. Evet. Çok güzel böyle temel adab-ı muaşeret kuralı diyebileceğimiz. Özetle hocam birer kelime ayetleri özetleyecek olursak. Yani onlardan tabii bahsedebilirim. Bir iki şey söyleyebilirim ben onlarla ilgili size. Mesela Lokman suresi yine 14-19. Ayetler. Hucurat suresi ise 1 ile 4 ve 9-13. Ayetler ayet grubu olarak gerçekten bunlardan bahsediyor. Şimdi ne var? Mesela işte Bakara suresi 62'de başa kalkmamadan bahsediyor Allah-u Teala. Evet. Değil mi? Bir iyilik yapıyorsun bir insana. Efendime söyleyeyim işte Ramazan Hoca ben sana su verdim bak bir bardak. Ha, unutma bunu şimdi yani sürekli böyle başa kalktığın gönül zaman. Gönül kırmamadan diyebilir miyiz hocam? Var onların yani, hepsi var yani hepsinden bahsediyoruz. Yani gönül kırmayacağız, başa kalkmayacağız, güzel söz söyleyeceğiz. Evet. Efendim birine bir iyilik yaptığımız zaman bunu bir eziyete çevirmeyeceğiz. Hani meşhur bir nükte vardır anlatırlar. Böyle yağmurlu bir havada ıslanan bir adama adamın birisi bir şemsiye açıyor tamam mı? Evet. Şemsiye açıyor böyle. Sonra sürekli her karşılaştığında ya o karşılaştığımızda nasıl yağmur yağıyordu değil mi? Evet gerçekten çok acayip. Ya o şemsiyeyi vermeseydim nasıl ıslanırdın değil mi falan diye böyle adamı bıktırıyor. 1-2-3-5 derken bir gün yine bir havuzun kenarında aynı mevzuyu açınca bu iyiliği yapan kişi ya kardeşim diyor sen o şemsiyeyi vermeseydin diyor bana havuza atlıyorum işte şu havuzdaki gibi ıslanırdım diyor. Evet. Yani yeter artık diyor yani benim başıma kalkma. Yani bu ayet-i kerimeler aslında bize bunu bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ سُمَّ لَيُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَزَا. Yani birine bir iyilik, bir infakta, bir şeyde, bir yardımda bulunduğunuzda arkadan onun başına kalkarak bunu adamı bıktırmayın diyor. Evet. Bu ayet-i kerime. Yani sonra 63. ayet-i kerimede güzel söz söyleyin diyor. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ şeklinde geçiyor. Sonra başka yine Nisa suresinde sadaka, iyilik, insanlar arasını düzeltme ile ilgili 114. ayet-i kerime Nisa suresinin bu bahsediyor. Bunların hepsi bize bu adab-ı muaşeretin böyle adeta şifrelerini veriyor. Evet. Sonra mesela Lokman suresi dedik. Lokman suresine geldiğimizde burada mesela anne babaya iyilikten bahsediliyor. İstanbul'da. Ve vassaynel insane بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُ فِي عَمَيْنِ اَنْ اُشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرِ ayet-i kerimesinde. Burada mesela annenin hamilelerine vurgu yaparak, hamileyken çekmiş olduğu eziyetlere vurgu yapılarak anne babaya karşı iyi davranmak. Ki bu ailenin bir gereği oluyor. Yani kısaca bu ayet-i kerimelerin hepsini saymaya herhalde vaktimiz yetmez. Ama şöyle hemen o ayet kerimelerden başlıkları ben size söyleyeyim. Mesela emri bil maruf, nehyanil münker de bulunmak, sabırlı olmak. Bunlar hep ayet kerimelerde bahsedilendir. Affedici olmak, hoşgörülü olmak. Affedici olmak.
Sonra insanları küçümsememe, surat asmama. Selam vermek, izin istemek. Selam vermek, eve girerken izin istemek. Bak bunlar evet, hep ayet-i kerimelerden bizim gördüğümüz. Sonra yürüyüşte tabi olmak. Yani kibirlenerek, böbürlenerek yürümemek. Konuşurken işte sesini gereksiz yere yükseltmemek. Evet. Efendime söyleyeyim. Saygılı olmak, saygılı kelimeler kullanmak. Bunların hepsi ayet-i kerimelerde bize adab-ı muaşeret olarak bahsedilen hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine mesela Hucurat suresinde Allah ve Resulünün önüne geçmeme. Yani Allah Resulü'yle beraber yaşayan insanların fiilen önüne geçmemesini algılayacağımız gibi onun sözünün üzerine söz koymama anlamında da sünnetine tabi olma anlamında da biz bunu algılayabiliriz tabii ki. Ayete uyma, sünnete uyma, değil mi? Kur'an'a uyma, sünnete uyma şeklinde. Bu da bir adab olarak karşımıza çıkıyor. Eğer böyle olursa amellerin boşa çıkacağından bahsediliyor. Sonra yine Hucurat suresinde birisi bir haber getirdiğinde bu haberi araştırın diyor. Size bir fasık bir haber getirdiği zaman birisi geldi ya, Ramazan Hoca falan var ya, senin hakkında şöyle şöyle konuşuyor, şunu söylüyor, bunu yapıyor. Şimdi siz o anda negatif duygularla dolup sonra o karşıdaki insana karşı bu şekilde duygu ve düşünceye sahip olduğunuzda ve yine negatif bir davranış sergilemeye başladığınızda o zaman siz adab-ı muaşeret kurallarını ihmal etmiş olursunuz. Yani buna da biz insan olarak demek ki dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar hepsi bu önemli gıybet, şeyler. Gıybet, iftira veya alışverişlerde yapılan hileler, gayrülül mutaffifin, bunlar da adab-ı muaşerete elbette giriyor değil mi hocam? Kesinlikle girer. Çünkü hani daha önce de konuştuğumuz gibi birlikte yaşama kuralı dediğimizde biz ticarette girer bunun içerisine, sanatta girer, efendim iş hayatı girer, aile hayatı girer, komşuluk girer, insanlarla olan bizim muamelat dediğimiz davranışlar girer. Bütün bunların hepsinde kuralı gözetmemiz gerekiyor. Yani kısacası aslında helal ve harama dikkat etmek, değil mi? Sünnete ittiba etmek, aynı zamanda adab-ı muaşerete ittiba etmek ki daha sonra detay bir takım adab-ı muaşeretlerin birçoğu zaten buralardan çıkarılıyor, getiriliyor. Yani ayet-i kerimelerle beraber mesela Hazreti Peygamber'in sünnetinde de bize birçok şey bahsediliyor. Birkaç şeyi onlardan ben size bahsedeyim. Mesela insanlarla yakınlık kurmak, ünsiyet kurmak. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin hadisi. İbn Hanbel de geçiyor bu. Mümin cana yakındır. Cana yakın bir insandır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimseye de hayır yoktur. Yani bir insan düşünün ki yanına yaklaşılmıyor, kendisiyle sohbet edilmiyor, bir derdini anlatamıyorsun. Arada böyle duvarlar var. Duvarlar örmüş seninle arasında. Dur kardeşim ya, sen de bir yaratıksın yani. Efendime söyleyeyim. Akşam olduğu zaman uyumak zorundasın. Karnın acıktığı zaman yemek yemek zorundasın. Defacet yapmak zorundasın. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de diyor yani küçük efendime söyleyeyim yürürken dikkat et diyor yani. Evet, dağlar aşamasın, dağlar yeri delemesin. Yeri de delemesin diye. Yani hatta halk arasında derler ya küçük dağları sen mi yarattın diye böyle. Yani bu tip insanları Kur'an-ı Kerim yeriyor. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz de dikkat ederseniz bu şekilde kendisiyle konuşulamayan bir insanda, yanına yaklaşılamayan bir insanda hayır yoktur diyor. Yine güzel ahlak mesela hep övülür hadis-i şeriflerde. Mesela Tirmizi'de bir hadis-i şerif paylaşayım. Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere son derece öfkelenir. Yani çirkinlikten Allah-u Teala hoşlanmıyor. Allah-u Teala kendisi cemaldir, cemildir ve güzeli sever. Güzeldir ve güzeli sever. Dolayısıyla hem sözde hem davranışta bizim düzgün olmamız gerekiyor. Resulullah Efendimiz örnek almak. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ahlaki övülen bir olarak. Usvetün hasenetün. Evet. Değil mi? Eyvallah hocam. Şimdi bu hem ayet-i kerimelerin hem de hadis-i şeriflerin topyekun aslında bize vermiş olduğu bir şey var. O da şu. Biz yaşamış olduğumuz kainatta birlikte yaşamak durumunda olmuş olduğumuz insan, hayvan, nesne ne varsa
Bütün bunlara karşı olumlu duygu, olumlu düşünce ve olumlu davranış geliştirmek durumundayız. Bunu biraz açalım isterseniz. Yani ne demek şimdi olumlu duygu? Olumlu duygudan kastımız şu. Gönlümüzü bir yoklayacağız şöyle. Gönlümüzü bir yoklayacağız. Ben bir insan olarak annem, babam, eşim, çocuklarım, mesai arkadaşlarım, komşularım, efendime söyleyeyim, şehrimi beraber paylaştığım hemşehrilerim, ülkemi beraber paylaştığım vatandaşlarım, dünyayı, gezegeni beraber paylaştığım insanlık vesaire. Evet. Ve buranın zenginlikleri. Bütün bunlara karşı ben gönlümde ne hissediyorum? Vurmak, kırmak, efendime söyleyeyim, tarumar etmek, dağıtmak, talan etmek, efendim tahakküm etmek, tahakküm altına almak, ezmek, zulmetmek. Yani benim gönlümde bunlar mı var? Evet. Duygu olarak. Yoksa bütün bu saymış olduğumuz varlıklara karşı bir sevgi mi besliyorum ben gönlümde? Bir muhabbet mi besliyorum? Mümin kulun gönlünde bu manada, bu bütün saymış olduğum varlıklara karşı bir sevgi tohumu olur. Hoşgörü, merhamet. Merhamet olur, hoşgörü olur, sevgi olur. Şimdi mesela bir insan kendini yoklaması lazım. Hatta bazen ben şöyle derim ben. Bazen şöyle derim böyle çeşitli vesilelerle, çeşitli ortamlarda. Burada da gündeme getireyim. Derim ki, bir dakika şöyle kendini dinle. Kendini dinle. Gönlünü yokla. Senin gönlünde seni karşılıksız seven kaç kişi var diye tespit etmeye çalış. Evet. Bazen bunu böyle bir toplulukta, seminerde, konferansta yaptığım zaman bazen birileri kalkıyor. Hocam hiçbirini bulamadım. Ya söylemeyin cevabı diyorum. Arkadan çünkü acayip bir cümle söyleyeceğim ben diyorum şimdi. Hatta diyorum ki belki şöyle diyebilirsin. Ya hocam ben karşıdakinin beni ne kadar sevdiğini nereden bileyim? O zaman sorumu şöyle çeviriyorum. Peki, gönlünü bir yokla. Gönlünde bütün bu saymış olduğumuz varlıklara karşı, insanlara karşı karşılıksız sevebildiğin kaç tane insan var? Evet. Yine bazen, hocam yokladım gönlümü, vallahi hiçbir tane bulamadım. Eyvah dedim, yandık o zaman. Niye yandık? Niye yandık? Şundan dolayı yandık. Yani bizim gönlümüzde eğer bu insanlara karşı, Allah'ın kullarına karşı olumlu bir duygu yoksa aslında imanın yakıtı yok demektir. Evet. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mümin olmanın şartını sevgiye bağlıyor. Evet. Cennete girmenin şartını da mümin olmaya bağlıyor. Evet. Doğru mu? Evet, eyvallah. Sonra aranızda size sevgi, muhabbeti yayacak bir şeyi söyleyeyim mi? Efşü selama beyneküm diyor, değil mi? Selamı aranızda yayın. Selam geçti ya biraz önce ayetlerde, hadislerde. Şimdi burada şu önemli. Yani demek ki biz imanı özümsemiş bir insan isek eğer, bizim gönlümüzde, bizim kalbimizde bütün bu varlıklara karşı mutlaka bir olumlu duygu olması gerekiyor. Sevgi beslememiz gerekiyor. Bazen böyle konuştuktan sonra peki diyorum mesela dünyada bunca zalim insan var. Sorsanız ya bana hocam bu zalime karşı ben nasıl olumlu duygu besleyeceğim? Yani isimlerini telaffuz etmeyelim değil evet. mi? İnsanlığı yakan, yıkan, efendime söyleyeyim zulmeden, işte bebek kanı akıtan, çocuk kanı evet. akıtan bir sürü yani dünya malum yani biliyoruz. Evet, evet. Peki bunca bu kötülüğün müsebbibi olan insanlara karşı nasıl bu sevgiyi, muhabbeti besleyeceksin? Ya kardeşim, ona acımak demek, sevgi duymak demek, güçlü olup onun o zulmü yapmasını engellemek demektir. Evet. Yani o zulmü yapan bir insan olmasını siz engellediğiniz zaman o adama en büyük sevgiyi göstermiş olursunuz, evet. muhabbeti göstermiş olursunuz. Ki bunun örnekleri çok. Evet. Yani velhasıl duygu anlamında bizim ne olmamız gerekiyor? Bir defa pozitif olmamız gerekiyor. Evet. Olumlu olmamız gerekiyor. Negatif duyguyla dolu olduğumuzda biz adab-ı muaşereti kanallarını tıkıyoruz evet. baştan. Hmm. Kanallarını tıkıyoruz yani. Bu önemli. Evet. Peki olumlu duygu oldu. Peki olumlu düşünce o da şudur. O da şudur. Ya Allah'ın bana vermiş olduğu aklı, fikri, zekayı, bilgiyi ben yine insanlığın
hayrına pozitif bir şekilde nasıl kullanabilirim? Evet. Bu duygu mu var zihninde? Yoksa ya bu bilgiyle, bu kültürle, bu zekayla şuna şu tuzağı kurayım, buna bu tuzağı kurayım. Şunu şöyle alt edeyim, bunu böyle alt edeyim. Şunu şöyle tahakküm altına alayım. Şunu şöyle efendime söyleyeyim, olumsuz bir pozisyona düşüreyim. Şunu şöyle bana yalvarır bir pozisyona getirtireyim diye düşünüyorsan bunlar da şeytani düşünceler. Evet. Ve dolayısıyla bu da düşüncede adabı, muaşereti aslında ıskalama demektir. Evet. Yerine getirmeme demektir. Şimdi gelelim asıl bizim konuştuğumuz ve insanların hep konuştuğu davranış anlamında adabı, muaşereti. Evet. Şimdi eğer biz etrafımızdaki insanlara karşı ve nesnelere karşı olumlu duygu sahibi isek, olumlu düşünce sahibi isek, doğal olarak bu ikisinin neticesi olarak olumlu davranış ortaya çıkacaktır. Eyvallah. Ama bu ikisi yoksa olumlu davranış ortaya çıkmaz. Evet. Çıkarsa bile sahtekar olur. Gösteriş olur. Evet. Gösteriş olur. Yani özden uzak, gösterişe dayalı, maslahat gereği, münafıklık gibi yani, olur. İkiyüzlülük. Evet, ikiyüzlülük. Davranışı dediğimiz bir davranış ortaya çıkmış olur. Bunu sergilemiş oluruz. Yani psikolojik açıdan da baktığımızda insanların adab-ı muaşeret davranışlarını sergilemeleri ve bunun özlü olmasının aslında iki tane önemli unsuru var. Bunlardan birisi, eğer siz beraber olduğunuz insanlarla bilgi ve duygu paylaşarak hayatı yaşıyorsanız, siz o insanlarla aranızdaki davranışları özlü bir hale getirmişsiniz demektir. Evet. Ama bilgi ve duygu paylaşımı yokken beraber ortamı paylaşıyorsanız, o zaman burada adab-ı muaşeret dediğimiz o kurallar yerine şeklen getirilse bile öz itibariyle getirilmiyordur. Evet. Mesela diyelim ki saygılı olmak diyoruz, sevgili olmak diyoruz, değil mi? Adab-ı muaşeretle ilgili olarak. Şimdi sevgi ve saygı içerisinde davranış gösterdiğin bir insanı eğer sen gerçekten onunla duygusal anlamda bir bağ kurabilmişsen, bir paylaşımın varsa, ondan sonra bilgi anlamında bir paylaşımın varsa bu özlü oluyor. Evet. Eğer yoksa bu özlü olmuyor. Şimdi ailede iletişim konusunu anlatırken biz bununla ilgili 3 kategoriden bahsederiz Ramazan Hocam. Evet. Bunlar şunlardır. 1. İnsanların ilişkileri, yani adab-ı muaşeret çerçevesinde aralarında cereyan eden hadiseler ya çatışmalı bir tarzda gerçekleşir, evet, ya çatışmasız bir tarzda gerçekleşir veyahut da empatik dediğimiz bir tarzda gerçekleşir. Evet. Bunu biraz izah edeyim. Şöyle ki, eğer bireyler arasında duygu ve bilgi paylaşımı olmadan bir davranış meydana geliyorsa, o zaman bu çatışmalı bir iletişimdir. Evet. Örneğini şöyle verebilirim. Diyelim ki siz bir ailede baba olarak çocuğunuzla ilişkiyi ele alalım. Şimdi ben çocuğumdan bir su istediğimde, yavrum, evladım, oğlum, kızım, bana bir bardak su getirir misin dediğimde, o çocuk benim bu sözümü duymamazlıktan geliyorsa ve kendi içinden yine başladı bizimki ya, lazımsa su git kendin al iç ya, bana ne senin suyundan diye içinden böyle düşünüyorsa ve seni duymamazlıktan geliyorsa, bu iletişim çatışmalı bir iletişim. Sonra sen kalkıyorsun, gidiyorsun, duymuyor musun, sağır mısın, kaç saatten beri bağırıyorum, bir bardak su istedim, vermiyorsun vesaire. Şimdi burada insanların hem bilgi hem duygu paylaşımı eksik. Evet. Bunu eşler arasında da düşünebiliriz. Meslektaşlar arasında da düşünebiliriz. Başkaları arasında da düşünebiliriz. Burada ciddi bir sıkıntı var. Çatışmasız iletişimse şu, yine diyelim ki bir bardak su istiyorsun, oğlum, kızım, evladım, bana bir bardak su getirir misin diyorsun. Şimdi bu sözü duyabilecek bir yerde olduğunu, sen onu bildiğin için, o çocuk da bunu bildiği için, yine başladı bizimki kendi kendine, efendime söyleyeyim, benden su istiyor. Ama şimdi madem istiyor, ben kalkayım ona bir bardak suyu götüreyim diye düşünüyor. Ama içinden negatif. Evet. Alıyor sürahiden, çeşmeden bardağı getiriyor ve önüne koyuyor. Gönülsüz bir şekilde. Gönülsüz bir şekilde. Şimdi formal olarak bu davranış gerçekleşti. Evet. Davranış gerçekleşti. Ama özü yok.
Evet. Yağı, tuzu olmayan bir yemek gibi. Sevabı da yok belki. Tabii canım. Hmm. Sevabı da olmalı. Hmm. Bu görünüşte çatışma yok. Evet. Anlatabildim mi? Hmm. Çatışma yok. Şimdi o empatik dediğimiz ilişki türündeyse, diyelim ki evladım, yavrum, bir bardak, aa babam, annem su istiyor benden ya. Evet. Mesela gönüllü hemen. İbadet şuuruyla. Tabii ibadet şuuru. Kalktı, efendime söyleyeyim. Bir bardak suyu aldı, getirdi, babacım dedi, işte hatta sarıldı, öptü, evet, şifa olsun dedi, oturduğun yanına halatır sordu, muhabbet etti. Sen aynı şekilde sevgi, saygı gösterdin efendim evladına. Veya tersi de olabilir yani, evlat babadan bir şey isteyebilir bu anlamda veya anneden. Evet. Yani yapılan iş eğer bu şekilde gerçekleşiyorsa, evet, adı muaşere kuralları, buna biz empatik iletişim diyoruz. Eyvallah hocam. Ve bu böyle bir ortam, böyle bir aile cennetin dünyadaki şubesi gibidir. Eyvallah hocam. Ama öteki ise, yani o çatışmalı gibi olan ise, o oradaki aile ise maalesef cehennemin dünyadaki bir şubesi gibidir. Yani eyvallah, insanı huzursuz eder vesaire. Eyvallah. Velhasıl yani bizim gerek Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, gerek hadisleri, gerek bizim tarihler boyunca müktesebatımıza, kültürümüze, medeniyetimize baktığımızda bu adab-ı muaşeret kuralları çok önemli bir yer işgal eder. Nitekim bununla ilgili çok da eserler yazılmıştır, meydana getirilmiştir yani bunlar. Değerli hocam, vaktimiz azaldı. Bu adab-ı muaşeret kurallarını ailede nasıl öğreneceğiz, nasıl öğreteceğiz nesillerimize? Hamdolsun son zamanlarda başkanlığımızın en büyük hizmetlerinden birisi 4-6 yaş Kur'an kursları diyelim hani. Gerçekten son zamanlarda daha da çoğaldı il müftümüzün gayretleriyle. Bursa'da hani 5000'in üzerinde, şu anda daha fazla sayı. Annelere babalara bu anlamda çok büyük bir katkı. Adab-ı muaşereti yeni nesillere öğretmek için. İlk mektebimiz aile, ilk öğretmenlerimiz anne baba. Bu konuda neler tavsiye edersiniz değerli hocam? Şimdi sen yeni bir başlık açtın bize Ramazan hocam. Şimdi bu 4-6 yaş Diyanet'in projesi 25 yıl önce benim yüksek lisans tezimde sunmuş olduğum bir teklif. 25 yıl önce. 25 yıl önce. Sonra işte 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir gün bir telefon çaldı. Hocam işte böyle böyle bir bizim düşüncemiz var, bir projemiz var. Hmm. İşte sizin makaleleriniz ve işte tezinizle buna benzer şeyler, evet, var. Hmm. Tavsiyeler var. Biz böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Çalıştay yapmak istiyoruz şeklinde. Hani gelir misiniz, katkıda bulunur musunuz falan diye. Böyle birkaç tur, birçok katılımcıyla beraber seminerler, çalıştaylar yaptık. En son bir 10 civarında bir ekibimiz kaldı. Evet. Ekibin başına da beni görevlendirdi başkanlık. Ve biz 2 yıl çalışarak şu an Diyanet'in 4-6 yaş grubundaki çocuklara eğitim veren hocalarımızın ellerine materyal hazırladık. Hmm. Materyalleri hazırladık. Sonra bu yetmedi. Peki bu materyalleri bunlar nasıl uygulayacak diye her ilden bir formatör hoca çağırarak, ki bunlar, evet, çocuk gelişimiyle ilgili de kurslar, evet, aldılar halk eğitimden. Antalya'da, efendim Manisa'da, Afyon'da, buna benzer, evet, yerlerde bu hocalarımıza biz seminerler verdik, kurslar verdik. Yani okul öncesinin karakteri nedir, yapısı nedir vesaire. Sonra bir yıl sonra Türkiye genelinde seminer verdiğim hoca sayısı kadar sadece Bursa'da oldu. Maşallah. Efendim söyleyeyim. Ve hamdolsun aldı yürüdü. Bir şey daha söyleyeyim ve şu anda yeni bir ana bilim dalı ihdas ettik. Ve o hocalarımıza yüksek lisans yapma imkanları olsun diye sadece 4 yıllık lisans diploması şartını koştuk. Ve bununla gelip bize müracaat ediyorlar. Mülakatı kazananlar kontenjanımız doluncaya kadar alıyoruz o öğrencileri ve geçen dönem dersimizi yaptık. Çok harika oldu. Hem milli eğitimden, öğretmenlerimizden öğrencilerimiz oluyor. Hem bu Diyanet'in 4-6 yaşında hocalık yapan arkadaşlarımızdan öğrencilerimiz oluyor. Ve böylece onların eksiklerini tamamlıyor. Beraberce çok harika bir programımız var. Şimdi 3 Ekim'de de inşallah yeni eğitim öğretime başlayacağız. Şimdi ailede adab-ı muaşeret dediniz. Şimdi çocuklarla ilgili mesela benim kurduğum bir cümle vardır. Ben derim ki siz
Bir defa çocukta görmek istediğiniz davranışı önce kendini sergileyeceksiniz. Evet. Bu bir şart. Öte yandan çocuğa kazandırmak istediğiniz davranış açısından çocuğun etrafını zenginleştirmeniz gerekir. Mesela çocuğun cömert mi olmasını istiyorsunuz? Çocuk etrafında cömert insanları görmesi lazım. Evet. Anne babanın yardım yaptığını, zekat verdiğini, sadaka yaptığını, yoksul, fakir komşuları gözetlediğini görmesi lazım bizzat. Evet. Evet, benim anne babam bu işi yapıyor diye. Efendim, insanlara saygılı bir birey mi olmasını istiyorsunuz? Birbirlerine karşı saygılı davranan eşleri, anne babayı çocuk görmesi gerekiyor. Etrafındaki insanları görmesi gerekiyor. Dolayısıyla örneklik burada çok önemli. Evet. Ki biraz önce Kur'an-ı Kerim'de de konu geçti. Peygamber Efendimiz'e evet. atıfla. Değil mi? Usvetün hasenetin evet. dediğimiz. Ailede örnek olmak çok önemli çocuklara karşı. Çocukların duygu ve düşüncelerini sürekli bu güzel davranışlara doğru yönlendirmek gerekir. Ara ara oturup bunların sohbetini yapmak gerekir. Beraberce, ailede. Evet. Bunların sohbeti yapılırsa o zaman çok kalıcı oluyor. Ve çocuklar bunları doğal bir ortamda anlama, kavrama ve içselleştirme şansına sahip oluyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve yine işte misafirlik olsun, misafir ağırlama olsun, yemek adabı olsun, efendime söyleyeyim, ziyaretleşme olsun. Evet, bu ve buna benzer. Aklımızda hangi davranış geliyorsa toplu taşıma olsun. Yani çocuk burada önce anne babayı örnek alıyor. Anne baba bu konuda çok titiz davranması gerekiyor. Çok sözden ziyade fiiller gerekiyor. Önemli. Fiil önemli. Burada davranış önemli. Davranış, evet. Örnek davranış. Örnek kimlik, kişilik. Bu çok önemli. Eğer biz bunu verebiliyorsak o zaman işimiz kolay. Atalarımız ne demiş? Sıçandan doğan dağarcık keser demişler. Yani dolayısıyla çocuk işte doğup büyüdüğü ailede ne görüyorsa kalkıp onu yapmaya çalışıyor. Evet, onun için şeyin temeli bu. Yani eğitimin temeli bu ama bununla beraber tabii günümüzde aileler bazen eşler beraberce mesaide olabiliyor, çalışıyor. Çocukla ilgilenme zamanı az olabiliyor. Bu ve buna benzer durumlardan dolayı zorunlu olarak bu kurallara dikkat eden, pedagojik kurallara dikkat eden, örf, adet, geleneklerimize dikkat eden, bizim çocuk yetiştirme felsefemize dikkat eden kurum ve kuruluşlardan da tabii bu konuda yardım almak lazım. Evet. Yani okul öncesi işte henüz zorunlu değil. Evet. Yani o da ayrı bir konu tabii. Bir eğitim meselesi olsa onu ayrıca konuşuruz. Ama ilkokula gidinceye kadar şu an çocuklarımız mecburen bazen 3 yıl, bazen 2 yıl, bazen 1 yıl bu kurumlara gidiyorlar. Bu kurumların şeyi çok önemli yani. Pedagojik yapısı çok önemli. Çocuk psikolojisinden anlamaları çok önemli. Evet. Bir de hem aileler hem bu eğitim kurumları nasıl bir çocuk yetiştirmemiz gerektiği konusunda zihinlerin net olması gerekir. Net olması gerekir. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de çocukların eğitimiyle ilgili çok ayet-i kerime var ama mesela birinde hani sizin fitneniz olmasın diye uyarıda bulunur Kur'an-ı Kerim'de. Yani ne demek? Çocuk nasıl fitne olur? Yani imtihan vesilesi. Evet. Nitekim birçok aile çocuğuyla imtihan oluyor. Değil mi? Allah korusun. Yani kötü alışkanlıklar, şunlar bunlar, saygısızlık, aileyi dinlememe, anne babayı dinlememe, isyankar olma ve benzeri. Buna benzeri bir takım kötü fiillerle insanların, ailelerin imtihanı olabiliyor. Şimdi bu konularda ailelerin temkinli, tedbirli olması ve her şeyin yerli yerinde olması. Bazen çocuğun eğitimine çok önem veriyorum zannederek, çocuğuma çok değer veriyorum zannederek, çocuğun psikolojisine uymayan aşırı yüklemeler veya aşırı ilgi gösterebiliyor anne babalar. Evet. Yani bu konuda çok dengeli olmak lazım. Bize efendim bu çocuklar içerisinden bordo bereli olacak insan da lazım. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Laboratuvarda bilimsel çalışma yapacak olan akademisyen de lazım. Efendime söyleyeyim asker olacak, polis olacak, memur olacak, esnaf olacak. Evet. Efendime söyleyeyim imalatçı olacak insan da lazım. Dolayısıyla biz çocuklarımızı baştan zihnimizdeki sadece bir kalıbın içerisine koyarak bu yönde habire yüklemeye yaparak
Çocukları böyle hani hızara sokup bir ağacın sağını solunu rastgele keser gibi budamamak gerekir çocukların. Evet. Çocukların doğal yapısını, kabiliyetlerine göre, kabiliyetlerini keşfedip ve kabiliyetlerinin açığa çıkmasına imkan tanımak lazım. Eyvallah. Yani eğitim de aslında budur. Eyvallah. Eğer böyle yapmayıp da biz eğitimi zihnimizdeki kalıba insanları uydurma gibi düşünürsek, Nasreddin Hoca'nın kuşuna çeviririz o zaman elimizdeki insanları. Evet. İster öğretmen olarak, ister anne baba olarak. Evet. Hani Nasreddin Hoca kuşu malum, deve evet. kuşunu yakalamış. Ya demiş, bu ne biçim kuş ya? Böyle kuş mu olur? Senin gagan çok uzun diyor. Gagayı kesiyor. Bacakların çok uzun, evet. bacağı. Kanatların çok uzun, kanatları kesiyor. Neye benziyor bu? Deve kuşu yaşamaz yani. Oysa ki bu serçe değildi. Bu efendime söyleyeyim, kartal değildi. Bu güvercin değildi. Bu deve kuşuydu kardeşim ya. Deve kuşu böyle olur ya. Evet. Ama yok, onun zihninde diyelim ki efendim işte bir güvercin varsa onu güvercine benzetmek istiyor. Ama o zaman da hayatını mahvediyor. Yani bu anlamda son söz olarak şunu söyleyebilirim sorunuzla ilgili. Ailede çocukları yetiştirirken adab-ı muaşeret dediğimizde, adab-ı muaşeret birlikte yaşama kuralları diye tarif ettiğimize göre, birlikte yaşadığımız bebeklikten itibaren çocuklarımızın bir farklı, ayrı bir birey olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Hı hı. Ve bunun evet. kendine ait kabiliyetleri olabileceğini ve imkanlarımız ölçüsünde mümkün mertebe o kabiliyetini anlayıp, kavrayıp, keşfedip o kabiliyetin ortaya çıkmasına imkan sağlamamız çocuklarımıza yapacağımız en büyük iyilik olur. Aksi evet. takdirde çocuklarımız hayata küskün, efendim kendini bulamamış ve psikolojik sıkıntıları olan bir birey olabilir. Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Hocam maalesef süremiz bitti. Çok teşekkür ederiz. Özellikle 4-6 yaş Kur'an kursu konusunda kurumumuza verdiğiniz bu destekleri de öğrenmiş olduk. Allah razı olsun. Başka bir programda inşallah tekrar görüşürüz hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum. Hem zat-ı alinize, hem kurumumuza, hem de bizi dinleyen bütün dinleyicilerime selam, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Eyvallah hocam. Eyvallah. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Bursa İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nca hazırlanan Çevrim İçi Aile Sohbetleri programımızın sonuna geldik. Bir başka programda başka konu ve konukla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.